Şimdi ben soruyorum. Bu şeyleri keşfedenler çoktur. İçeriye atıyorlar. Her gün, her gün, her gün aynı yerlere hem pislikler hem parazitler evlerin içine. Nereden geldiğini keşfediyorsun. Sonra bunların baltı olduğunu keşfediyorsun. Neler yaptıklarını keşfediyorsun. Bu hayvanların üzerinden hayvanlara işkence ettiklerini görüyorum. Gözlerini kör ettiklerini, kuyruklarını kestiklerini. Çünkü gördüm, kanlı kuyruk saklamaya çalışıyorum hemen. Büyüler için, bok büyüleri, sümüklü böcekler, kuklalar, türbanla geziyorlar. Soruyorsun, tek sure bilmiyor. Erkeklerinin tekini görmüyorum camide. Sonra gidiyorsun, bakıyorsun. Caminin kıblesi bu kedilerin, bunların ürettiği özellikle gözlerimle gördüm. Kedilerle dolu. İçi, bok, girişleri bokla, bu şeyler bir şey değil yani. Buzdağının tepesinin tepesi eskiye göre. Sen bu şeyleri keşfediyorsun. Sonra kıblesine daladıkları bu batılların kedi ordusu, kasabası olan camiye gidip namaz kılacaksın. Ne diyorlar? Kaç tane gördüm ölen yani. Bir Müslümanı öldüren kıyam. Onun hakkında ne diyor ayet? Bir Müslümanı kazandıran İslam'a onun hakkında ne diyor ayet? Onun tersi olmaz mı? Ben şimdi gidip sizi bu şeylere, bu sapıkların uğraştığı, yerleştirdiği kasaba olarak cami ise inatla bana göre apaçık peygamberimizin erkek çocukları ufak. Çünkü araştırdım belgeleri, bu toksoplazmaları şeyler, sinekler zaten dünyanın bir numaralı katili, büyüler bu şeylerle peygamberimizin çocuklarını katlettiklerine ben eminim. Benim inancım bu. Daha nice peygamberleri. Benim edindiğim bilgiler bu. Toksoplazmanın zararlarını biliyorum. İç hastalıklarından tut, kanser, bütün ruhi hastalıklar. Ben bu şeyleri dayatanların dayattığı camiye gidip namaz mı kılmam gerekiyor? Kafirlerdenim değil mi? Hutbelere taşınan bu topluluğun besbelli yani. Hureyre ne demek? Kedi babası. Bu topluluğun, bu kabilenin dinimize dayattığı hadisleri ki hiçbiri mantıklı değil bir kere. Mantık uymuyor. Mantığa uymuyor yani. Yalan olduğu besbelli. Görmeyen körenler mi Müslüman? Kör olanlar mı Müslüman oluyor da ben gördüğüm için bu şeylere inandığım için olmuyorum. Peki diyelim ben hayır diyorum ya. Bu şeyler bana yapılıyor. Her gün her gün her gün zararlarını görüyoruz. Her gün kabuğumuz ne var? Penceremizin dışında bok. Aynı noktalarla bok. Hissediyorum zarar veriyor bana. Hayır derim ben o zaman ya. Bu dini ben niye kabul edeceğim? Cinayet dini derim yani. Kur'an'da yazan başka. Kur'an'ı da okuduk.
Fakat bunlar bu şeylere inanarak, inananlara Müslüman diyor. Sünnet-i ehli bunlar. Ki sünnet, ne için sünnet? Tamamen bunun için. Kedilerini sünnet, köpeklerini sünnet. Bunu sokmuşlar dine. Benim sünnetim peygamberimizin Kur'an'a uygun yaptığı şeylerdir. Namaz kılmak gibi, zekat vermek. Hepsinin cevabı Kur'an'da var zaten. Ben niye kabul edeceğim bu şeyler? İnsanlara kıyan, bize zarar veren, işkence yapan. Bir gece rahat bırakmıyorlar delik deşik uydurdum ayaklarımı. Psikolojik problemlere, kalp sıkıştırmalara, iç sıkıştırmalara. Ben niye kabul edeceğim bunu sünnet olarak ya? Besbelli yalan. Kimse gelip bana başka bir şey anlatamaz. Kanıtı olan getirsin, göstersin. Peygamberimiz, Hazreti Ayşe hatta, 9 yaşında kızla, var mı böyle bir mantık? Ki çoğu bu hadislerin sahipleri bunlar yani. Hazreti Ayşe, ananız, aynı bu ana plakalı gibi, anaları, ananız. Bizim Hatice'den hiç söz edilmiyor. Ananız, Hazreti Ayşe, ananız. Ne için? Sünnet kedidir, sünnet köpektir. Ha? Varsa öyle bir şey, hani çocuğu? Hazreti Hatice'nin 3 tane erkek çocuğu, pap. Ondan sonra öteki cariyesiyle, onunla ufak erkek çocuğu, erkek çocuk bırakmadılar. Ben niye kabul edeceğim bunu? Peki siz böyle Kur'an'ı okuyup inanan biri varsa, bu şeyleri benim gördüğüm gibi görüyorsa, siz onu İslam'dan itiyorsanız, hayır ya bu şeylerle İslam bu mu, kabul etmiyorum deyip cayarsa İslam'dan, bunun karşılığı ne oluyor? Hı? Bir Müslümanı İslam'dan iten ne ceza görür? Bir Müslümanı kurtaran, cihanı kurtarmış gibi, dediğiniz gibi öyleyse, bir Müslümanı dininden caydıran bu şeylerle bütün dünyayı caydırmış olmuyor mu? Aynı şekilde. Bunun cezası nedir? Bunu taşıyın bakalım sizin hutbelerinize. Ki araştırıyorum ya, araştırıyorum durmadan. Baal, sineklerin efendisi, böceklerin efendisi, bokların efendisi. Onun özeli İştarot. Cadıların, tarotçuların, onun özeli, cadıların özeli, ta eskilerden beri bu kara veba çıkmadan önce, cadıların özeli diye cadıları yoktular. Bu kara kediler, bunlar takmıştı kara kediye. Ondan sonra da cadı avlarında kedi ile uğraşan, bunun bir gerçek payı yok mu? Kediye uğraşan cadıları, bunları suçüstü yakalamadılar mı? Benim gibi böyle büyü yaparken falan. Ha? Kusura bakmayın. Bu batıl millet, bu zavallı hayvanların üzerinden böyle şeyler yayıyor. Hatta bununla kalmazlar bunlar. Diğer hayvanları da kullanabilir. Bunun tek çaresi batılı yok etmektir. Batılla uğraşan herkesin pist, işini bitirmeniz gerekiyor be. O
holdingler etmişler. Kıyıların hepsi ellerinde. Bütün devlet adamlarını neredeyse yönetiyorlar benim görüşüme göre ya. Yoksa bunların çoktan içeride olması gerekiyordu. Kaç tane komşu öldü?